Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Akif Göğercin. Fırat Üniversitesi Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yapı Denetimi Teknolojisi Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz Elazığ Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Bölümümüz inşaat sektörüne nitelikli tekniker ihtiyacını sağlamak için tekniker eğitimli tekniker yetiştirmektir amacı. Bölümümüzün niteliği ise yapılarda meydana gelebilecek kazaların önlenmesi için standartlara dayalı denetimleri yapmak, proje tasarım ve yapımını sağlamak ve denetlemektir. Yapı teknolojisi bölümünde verilen dersler statik, mukavemet, yapı denetimi, yapı malzemeleri, tesisat teknolojisi, beton erme, beton teknolojisi ve benzeri mesleki derslerdir. Laboratuvarlarımız ihtiyaçlarımızı sağlayacak düzeydedir. Teknik resim laboratuvarımızda teknik resim çizimleri yapmaktayız. Bilgisayar laboratuvarımız vardır. Bunlarda da bilgisayar destekli çizimler yapılmaktadır. Beton deneylerinin mukavemetini ölçmek için de ayrıyeten yapı denetimi laboratuvarımız mevcuttur. Birinci eğitim yılı sonunda 30 iş günü zorunlu stajımız bulunmaktadır. Bitirme projemiz yoktur, bulunmamaktadır. Karayolu ve benzeri kurum ve kuruluşlarda ayrıyeten özel sektörde inşaat teknikeri olarak çalışabiliriz. İnşaat sektörünün geniş iş sahasının bulunması nedeniyle daha rahat, daha ferah iş koşulları sağlayacağından dolayı yapı denetimi teknolojisi bölümünü tercih ettim. Üniversitemiz ulaşımı rahat, yerleşkesi Elazığ Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunduğundan endüstriyle birebir iletişim halindedir. Bu nedenle de uygulama alanı daha geniştir. Bu ve buna benzer avantajlardan dolayı okulumuzu seçmiş bulunmaktayım. Okulumuzun laboratuvarları ve teknik resim salonundan en üst düzeyde istifade etmekteyiz. Özellikle bilgisayar laboratuvarı, AutoCAD programı adı altında bilgisayar destekli tasarım ve çizimler yapılmaktadır. Üniversitemiz teknik gezi olarak bu sene madende bulunan tünel kazısına, Kömürhan Köprüsü'ne, bu ve benzeri teknik geziler düzenlemiştir. Özellikle ileride kullanacağımız programlarda bizi daha iyi geliştirmeyi amaçlamıştır. Ve inşaat sektörüne kalifiyeli, nitelikli bir tekniker olarak nelere ihtiyaç duyacağımızı şimdiden bize benimsetmişlerdir. Herhangi bir kurum veya kuruluşta tekniker olarak çalışmak veya özel sektörde DGS sınavından eğer şartlar el verirse inşaat mühendisi ve mimarlığa geçiş olduğundan uygun başarı sağlanırsa mimarlığa ve inşaat mühendisliğine geçiş yapmaktır. Üniversitemizi tercih eden adaylar okulumuzda hiçbir zorluk çekmeyecektir. Özellikle hocalarımızın sıcak, cana yakın davranışları sebebiyle kendilerini daha fazla geliştireceklerdir. Sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyorum.